Değerli izleyenlerim, aşağıda Alıca'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ezan okunmak üzere böyle bir canlı yayın yapmak istedim. Tam böyle köyün sakin bir zamanında. Hepinize hayırlı bir gece diliyorum. Evet, şu anda köy konağının hemen yanı başında köyün tam tepeden gören bir hakim bir tepedeyiz. Aşağıda Alıca'nın şu anda büyük bir kısmını görüyorsunuz. Böyle epeydir bir canlı yayın yapmamıştım. İzleyicilerime hemen şöyle bir kısa bir canlı yayın yapmak istedim. Arka planda gördüğünüz gibi şey var. Köy konağımız var. Aşağıda Alıca'nın köy konağı. Köyün demin de belirttiğim gibi büyük bir bölümünü görmektesiniz. Kadir, gelsene Kadir. Yaklaşık bir haftadır buradayım arkadaşlar. Bir haftada daha kalmayı düşünüyorum. Bildiğiniz gibi kerge zamanı. Bağ bozumu, kerge diyoruz da asıl bağ bozumu, kergeler de bitmek üzere. Yani son herhalde kergeler yapılıyor. Yani şu anda köyde incir ve üzüm olmak üzere bolca var. Yani tam incir ve üzüm zamanı. Hemen diğer kameranın diğer tarafına geçmek istiyorum. Gel, biraz canlı yayın yapmak istedim. Tekrar köye dönüyoruz. Kadir abi gel. Yo, biz kilitleriz, gel gel. Gel, şu anda canlı yayındayım. İzleyicilerimize bir şeyler söyle. Evet, köyde hava biraz sıcaklığını kaybetse bir de yine sıcaklık devam ediyor. Yaklaşık 37-38 derecelik sıcaklık var ortalama. Ama akşamları artık hava serinlemeye başladı. İnsanlar artık rahat yatabiliyorlar. Eskiden bayağı bir sıcaktı. İçeride kimse yatamıyordu. Şu anda artık içeride rahatça yatabiliyorlar. Yani kısacası artık sonbahara gelmiş bulunuyoruz. Sonbaharın izleri yavaş yavaş belirmeye başladı arkadaşlar. Gelsene. Şuraya al, şuraya. He? Şu ağaçları al. Yo, ben alıyorum, ben şeyi alıyorum da. Şimdi Kadir Kurt Bey var, bizim amcaoğlu. Tabi uzun süreden beri o da köye gelmemişti. Yaklaşık ya, bir aydan beri buradasın değil mi? 2. 2 ay mı oldu? Tam 2 ay oldu. 40 evet, sene sonra. Rekor bir zamanda 40 sene sonra 2 aydır köyde yaşıyor. Nasıl? Biraz izlenimlerini aktarabilir miyiz? Vallahi köy ikinciden sonra güzel. Ondan eve hiç güzel değil. Öyle mi? Güneşin batışı olduktan sonra mükemmel. Hem hava güzel, hem yeşillik güzel. Ama bundan işte bir 20 gün, bir ay öncesine göre biraz daha havalar serinledi değil mi? O zaman çok sıcaktı. 42 derece, 42 derece ama bu ara çok güzel. Hem hava serin, evet, hem de güzel. Şimdi Murat Aslan abim, hayırlı akşamlar. Gergere selamlar. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Bu arada değerli bir kardeşim daha var. Murat Ay. Banklı mı? Çok değerli bir, beraber Ömre yapmıştık. Çok değerli bir kardeşimiz. Ona da selam olsun. Evet, şey kalmıştık, izlenimlerini
anlatıyordun. İzimlerimizden en kötüsü suyun olmaması, kötü bir şey. Yani şu anda Gerger'de büyük bir susuzluk var. O bir gerçek ya. İlçe merkezi olmak üzere. Evet, evet. Başta ilçe merkezi olmak üzere köylerde, mezralarda gerçekten ciddi manada susuzluk hakim durumda. Evet. Yani insanlar şu anda gerçekten suyla ilgili büyük bir mücadele veriyorlar. Özellikle ilçe merkezindeki insanlar da bayağı bir sıkıntı içinde. Yani ama bu mevsimde normaldir. Gerger'de gerçekten sıkıntı oluyor her zaman. Bu sene biraz daha herhalde mevsim itibarıyla biraz daha sıkıntılı olmaya başladı. Ali abi! Dur, dur. Evet, Ali abi de burada. Onun da duygularını alalım. Hemen canlı yayındayız. Şimdi Ali abi de yaklaşık 20 günden beri burada. Şimdi biz izlenimleri alıyoruz. Köyle ilgili düşüncelerini. Neyse, konuklarına hayırlı akşamlar diyoruz. Evet. Köyle ilgili sabah akşam hemen günümüz buradan geçiyor. Gündüz sıcak, akşamları da bu sıralar hava güzel yani. İyidir. Evet. Herkesin buraya gelmesini tavsiye ediyoruz. Gelsin bir havasını alsınlar. Ama işte susuzluk var ama. Ya susuzluk zaten herkes biliyor. Ama bir şekilde idare ediliyor yani. İdare ediliyor. Bu ara çok şükür. Yine iyi yani. Eskiye evet. Göre biraz şimdi iyilik iyi. Eyvallah abi. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Evet. Dur Mustafa da duygularını söylesin. Mustafa sen ne düşünüyorsun? İyisiniz inşallah. Allah sağlık, sıhhat versin. Amin cümlemize inşallah. Hadi bir yerlere kaybolma. Eyvallah, iyi akşamlar. Evet, gördüğünüz gibi duygular böyle. Yani aslında köye gelmek isteyen arkadaşlarımız, dostlarımız varsa tam zamanı diyebiliriz. Yani bir 20 güne kadar burada nar çıkar, armut çıkar. Yılın son mevsim meyveleri çıkar. Yani gelmek isteyenlere duyurulur. Her ihtimala karşı da gelsinler yani. Bak incir zamanıdır, üzüm zamanı, ceviz zamanı, sebze, meyve ne istersen o var yani. Evet şu anda gerçekten yani. Hele saat 5 dedim var ya, 5'ten gece saat 11-12'ye kadar müthiş yani. Müthiş bir hava yani. Evet. Yani gerçekten üzümü de, inciri de 3-5 güne kalmaz nar da oluyor. Evet. Nar hemen hemen artık. Yeniliyor da yani şey olarak bir hafta 10 gün sonra tam olarak kıvamını bulur yani. Evet. Yani gelmek isteyenlere ideal bir zaman diyebiliriz. Kesinlikle yani. Muhtemelen herkes biliyor da bu bir ilk var bir son var buranın. Evet, evet. Yani müthiş yani. Hala şu manzara dün battıktan sonra müthiş yorular. Evet. Yani Ali abi yaylayı kastediyor. Yani bizim Kürdek yaylasını kastediyor. Hatta ben niye seni göremiyorum? He? Ben niye seni göremiyorum? Başarmıyor. Vallahi bilmiyorum. Yani canlı yayın var. Kapattı. Evet, güle güle Ali abi. Ali abi yolculuk ettikten sonra Ali'yi ettik de şeyden kalmıştık. Yıllardan sonra diyelim. 40 yıldan sonra yeniden Aşağı Dalca köyüne geldin. Nasıl? Yani yani 40 yılın ithamını alacağım. Hayır. 40 yıl öncesiyle bugünkü köy arasında fark nedir? Yani başlıca yani gördüğün manzara nasıl? Ya şimdi her şey güzelleşiyor. Yani evden tut, yola kadar herkesin evine yol gidiyor şükür. Evet. İnsanlar bilinçli. Yani ben şunu fark ettim. Ben zaman zaman şeye de gidiyorum mesela bu. Gerger'in doğusuna gidiyorum yani bu Zaza köylerine işte evet. Tillo tarafına gerçekten ben bunu hep platformda söylüyorum. Gerger'in doğusuyla batısı arasında müthiş bir fark var. Yani şöyle diyelim. Yani gelişmişlik anlamında. Şimdi
hani Urfalılar derler ya, biz sizi 10 yıl sonra takip ediyoruz. Öyle mi derler? Tabii. Kime diyorlar? Adıyaman'a mı? Adıyaman'a. Biz sizin 10 yıl arkanızdan geliyoruz. Yani hangi anlamda yani? Biz daha önde gidiyoruz. Yani her şey bakımından, aydın olarak, ticari bakımından. Şimdi burada da o taraf biraz geride kalıyor. Evet. Yani yani bakım olarak, insani ben olarak şeyden demeyelim de. bahsediyorum. Ben tamamen fiziksel anlamda. Mesela işte evlerin durumundan, işte modern evler Tabii anlamında. tabii Ondan mesela sonra işte ulaşım, altyapı, işte gelişmişlik. bizden biraz daha iyi o tarafa göre galiba, değil mi? Hayır, biz iyiyiz. Biz iyiyiz, ben de Tabii öyle diyorum biz yani, iyiyiz biz yani. iyiyiz. Biz biraz onların önünde gidiyoruz o bakımdan. Aynen. Yani şimdi bizim köylerde gerçekten baktığın zaman 4-5 katlı evler, ondan sonra modern evler, Tabii 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 villalar. tabii yani insanlar ne yaptıysa bilinçli yapıyor, bilinçli insanlar. Aynen he. O da sevinir bir şey. Doğru. Bu arada sevgili Zeynel bizi izliyor. Değerli kardeşimiz, dön hemen Zeynel Yıldız'ı. Selamlayalım. Evet, Kendisine Zeynel selam Yıldız'a selam olsun söyle. buradan. Tillo da bir kardeşimiz. Çok değer verdiğim, aynı zamanda bize Tillo'dan oradaki haberleri de aktaran değerli kardeşimiz. Biz Zeynel'le gerçekten epeydir görüşemedik. Ara sıra o tarafa gidiyorum. İnşallah en kısa zamanda onu ziyaret edeceğiz Ederiz, inşallah. ederiz, ederiz. Evet. Daha buradayız. Başka kim var? Hemen evet, bakıyorum da çok Murat Aslan var. Bize selam gönderen. Evet, biz yeniden köye dönelim. Ezan okundu. Evet. Köyde gelişmişlik anlamında gerçekten bir fark var, değil mi? Sen de hissediyorsun. Tabii yani insanlar artık modern olarak çalışıyor. Herkesin Allah'a şükür en önünde arabası var. Yani şöyle diyelim, insanlar yaptıklarını bilinçli yapıyor. Kendine aziyet yapmadan rızkını çıkartabilecek seviyede. Evet. Mesela şuradan şu eve alalım. Karşıdaki üç katlı bir evimizi, insanların tarla içinde değil de evi nerede yapacağımı düşünerek yapan işleri yapıyor. Genelde bir şey fark ettim ama genelde insanlar artık eskisi gibi değil. Hep tepelerde, ondan sonra hep böyle Tabii yüksek tabii. yerlerde ev yapmaya başladılar. Bunu neye bağlıyoruz? İşte bilinç. İnsanlar bilinçleniyor. Yani daha aydın ne yapacağını düşünerek yapıyor. Ezbere bir şey yapmıyor. He. Bakıyorum hem Yani hep böyle köyü tepede gören hakim tabii tepeler, ondan hakim sonra böyle tarafına yani mesela hem birkaç böyle manzara. manzarayı görecek, havayı alacak, Evet. dere kenarlarında değil de yaptığım yerin havadar olsun, manzaralı olsun, Evet, gerçekten öyle. havada faydalanıyor, güneşte faydalanıyor. Güzel insanlar, bilinçli maşallah. Evet. Biraz da şey bakımından Yalnız mesela bir şey bilinçlenmedi. Bizim kazık var ya, evet. geri dönelim. Evet. Herkes kendini yenilettirdi de ama bizim kazık aynı durdu ya. Bir yenilettirmedi kendini. Cemaati de aynı. Cemaat da aynı seviyede Ben şimdi işin esprisi bir yana da ben şuna bağlıyorum mesela gelişmişlik işte veya işte fiziksel altyapı dediğimiz şehirleşme dediğimiz şey biraz da İstanbul'daki oradaki zenginlik durumuna bağlıyorum. Mesela Ya şimdi insanların bilinçlenmesi neye bağlıyoruz? Şehirlerde bir şeyler görüyor. Özellikle kitap okuyanların fikirleri genişleniyor. Mesela senin fikrini görüyor, benim fikrimi görüyor. Bir nevi kendini geliştirmiş oluyor. Ama kendi halinde kaldığı zaman, kendi kafesinde kaldığı zaman çok geride Hayır takip ediyor. ben Onu şimdi mu hayır, sormak istedin? burada daha modern ev yapabilmesi için neticede para ihtiyacı var. Tabii Şimdi oradaki yani durumu iyileşince ancak köyüne yatırım yapabiliyor. her şey böyledir. Yani şimdi mesela biz daha evvel kendi giydiklerimizi şimdi beğenmiyoruz. Bu da nedir? Kazandıkça güzelleşiyorsun. Evet, doğru. Mesela
Biz pazarda gömlek alır giyerdik. Şimdi mağazada almış giyiyoruz. Niye? Kazanıyoruz. Allah'a Evet. şükür. Kazanmasak Yani öyle değil. insanlar biraz daha kazandı mı daha güzel Tabii daha yaşayabiliyor. kazandın mı daha şimdi gidip bir kuru fasulye değil de bir şiş bize yap diyorsun. Çünkü cebinde para var. Olmayınca kuru fasulye talim Evet, edeceksin. eskiden gerçekten bütün insanlarımız hamallık yapardı, değil mi? Böyle Allah'a şükür ben de yaptım bir 8 evet. 9 ay da. Şu anda hamallık yapan kimse yok. Yani şu anki hamallık yapan arkadaşlarımıza kolay gelsin de. Ama yapmasalar daha iyi çünkü Allah rızık veriyor. En Evet. azından el arabayla yapmaları lazım ama sırt da galiba tarih olması lazım. Evet. Yani onları küçümse olarak demiyorum Hayır, ama ben hamallık küçümsemiyorum da yani neticede o babalarımız ya diyorum ya ben hayatlarını o kendim şekilde de yapmış bir kazanıyorlardı. insan olarak söylüyorum ama yapmasalar da rızkını kazanabilecek bir ticari şey var. Potansiyeli var insanlarda. Evet. O zihni yormuyor. Yormadan diyor ki ben ekmeği böyle kazanayım. Evet, bu akşam konuğumuz amcaoğlu Kadir Kurt Bey'di. Teşekkür ediyoruz. Biz de Ezan okundu. teşekkür ederiz. Biraz da Herkese selam, saygılar diliyoruz. eve gidip namaz kılacağız. Biraz biz farklı bir zamanda yine canlı yayınımızı yapacağız inşallah. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar bizi de izlediğiniz için. Gerger Hepinize saygılar, selamlar. Gerger TV burada yayınını sona erdiriyor. Teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.